Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında hafta başında başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezerv tartışmaları ile döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinin yatay bir şekilde devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapacağı açıklama iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden artırıyor. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi resmi olarak F-35 programından çıkardığını yetkililere bildirdi. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 8,35 ve 8,40 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,28 ve 8,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarına değişikliğe gitmeyerek faizleri %0'da sabit bıraktı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci çeyrekte ekonomik toparlanmanın net bir şekilde hızlanacağını vurguladı. Enflasyon oranının seyrine değinen Lagarde, aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte kademeli olarak artış gösterebileceğini yineledi. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10 Türk Lirası 10 kuruş seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 9,95 ve 9,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde faiz oranlarını sabit tutarken Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyorum. Christine Lagarde'ın açıklanan verilerin birinci çeyrekte daralma görüleceğini belirtmesi, ikinci çeyrekte ekonomik toparlanmanın hız kazanacağını vurgulaması önemli bir veriydi. Dolar endeksindeki görülen geri çekilme kısmen sona ererken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki azalış devam ediyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının görmemiz halinde 1,2050 ve 1,2075 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,20 ve 1,1965 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise koronavirüs vakalarının tekrardan küresel ölçekte artış göstermesi Brent petrol üzerindeki satış baskılarını artırıyor. İran tarafından yapılan açıklamaya göre nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden canlanması ile birlikte petrol fiyatlarının 2020 yılında görülen düzeylere dönmeyeceğini belirtti. Hafta içerisinde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarının beklenti üstü açıklanmasının ardından Brent petrolde düşüş eğiliminin yaşandığını gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerine devam etmesini beklediğim Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 65,80 ve 66,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz halinde ise 64,50 ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. I should say